Selamu aleyküm ve rahmetullah. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Allah beni bağışla. Öyle büyük bindik omuzlarıma. Ne yapacağımı şaşırdım. Bana doğru yolu göster Allah. Beni şeytanın işlerine alet et. Bana bir yol göster. Bana yardım et ya Rabbi. Sana sığındım ya Rabbi. Beni mi bekliyordun Yasin'e? Çarşıya inecektim. Gitmeden sizinle konuşmak istedim. Sabaha kadar hiç uyumadım. Düşündüm taşındım. Bu vebali taşıyamayacağım. Öğrendiğim şey aklımdan çıkmıyor. İki cihan da bunun hesabı sorulur. Serap Hanım suçsuz. Öyleyken hala mahpuslarda. Anladım Yasin'e. Sen bu meseleyi kafana takıp boşuna uykusuz kalma. Jandarmaya anlatacak mısınız? Hayır. Böyle bir şey asla olmayacak. Ama Halide Hanım, yazık değil mi? Suçsuz olduğunu bile bile böyle durmak. Yapabileceğim başka bir şey yok. Bu meseleyi unut. Halide Hanım, elinizi vicdanınıza koyun. Yasin ha, bana ahlak dersi verme. Hele Güllü için buna hiç ihtiyacım yok. Çaresiz susacaksın. Bunu kimse bilmeyecek. Yapmayın Halide Hanım. İnanın büyük günah. Karnında çocuğuyla suçsuz yere mahpus yatıyor. Biz gerçeği anlatmazsak içeriden nasıl çıkar? Neden bahsediyordunuz? Mühim bir mesele değil. Duyduklarım doğru mu? Gülünün suçsuz olduğunu nereden biliyorsunuz? Cevap versenize. Neyi saklıyorsunuz? Ben de Halide Hanım'a... Yasin ha, senin çarşıya gitmen gerekmiyor mu? Geç kalmadan git. Halide. Bana anlatmayacak mısın? Neyi? Bir şey mi öğrendiniz? Güllü suçsuz diyordunuz. Konuştuklarınızı duydum. Yanlış anlamışsın. Yanlış anlamadım. Yasin Ağa Güllü'nün suçsuz yere mahpusa attığını söylüyordu. Neyi saklıyorsunuz? Bildiğiniz bir şey var. Kemal yeter. Onun adını duymak istemiyorum artık. Halide. Çocuk oyuncağı değil bu. Bir insanın hayatı mevzuayız. Biraz da bizim hayatımızla ilgilensen Kemal. Biraz da benim hayatımla. Thank you.
Selamün aleyküm. Aleyküm selam Yasin ağa, hoş geldin. Ki sen gittin kasaba biliyor musun? Yoksa o gazap ayrı etleri kakalayacaktı bize. Buyur Kemal Bey. Bir şey mi istemiştiniz? Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.